geldi. Yani bankaların kendi portföyleriyle müşteri portföylerini bir araya karıştırmamaları için bankaların aldıkları risklerin bu özellikle derivatiflerle yani türev enstrümanlarla daha da fazla yukarı gitmemesi için bir sürü şeyler geldi, rasyolar geldi. Ardından Avrupa borç krizini gördük. Avrupa borç krizi de aslında tam teşekküllü bir krizdi. Yani içinde hem kamu krizi vardı, hem bankacılık krizi vardı, yani finansal kriz vardı, hem makroekonomik kriz vardı, ne ararsanız vardı. Özellikle burada mesela şunu gördüler. Şimdi Avrupa'daki bankalar, o zaman tabii faizler de birazcık daha pozitif falan olduğu için ellerindeki likitle dönüp devamlı olarak bağlı bulundukları ülkelerin tahvillerini alıyorlardı. Örneğin İtalyan bankaları İtalyan tahvili, İspanyol bankaları İspanyol tahvili, Yunan bankaları da Yunan tahvili alıyorlardı. Şimdi Avrupa'da borç krizi şöyle başladı. Ya dünyada faizler yükseliyor, bir problem var. Özellikle bu çevre ülkeler, yani Portekiz, İtalya, İspanya, Yunanistan, bunların ekonomileri bu borçluluk düzeyini sürdüremez. Dolayısıyla biz bunların tahvillerini satalım dediler. Sizin de bildiğiniz üzere tahviller satıldıkça faizler yükselmeye başladı. Fakat tabii bu iş orada bitmedi. Çünkü tahvil faizleri yükseldikçe hemen dikkatler şuraya döndü. Acaba bu tahvilleri elinde tutanlar kimler? Sonra dönüp bir baktık ki aslında ülkelerin tahvillerinin elinde bulunanlar ülkelerin merkez bankaları, pardon, ülkelerin işte ticaret bankaları, commercial bankları vesaire. Bu sefer dönüp bu bankaların hisse senetlerini piyasada çatır çatır satmaya başladılar. Ve yavaş yavaş da bu kredi derecelendirme kuruluşları bu kurumların kredi notlarını teker teker kırmaya başladı. Bu sefer negatif bir geri besleme döngüsü oluştu. Yani bankalar satılıyor, banka hisseleri düşüyor, bankalar taşınamaz varlıklar haline geliyor. Durum böyle olunca yatırımcılar banka hisselerini satıyorlar. Bir yandan da devlet tahvilleri, kamu tahvilleri, hazine tahvilleri satılıyor. Bu sefer hazine tahvillerini taşıyan bankalar hazine tahvilleri satıldığı için satılmaya başlıyor. Bankaların portföyü bozulduğu için onlar da yapısı bozulan hazine tahvillerini satmaya başlıyorlar. İster istemez bir negatif geri besleme döngüsü oluşuyor ve bu biliyorsunuz korkunç bir krize döndü ta ki Avrupa Merkez Bankası işe müdahale edene kadar. Ondan sonra anladılar, dediler ki ya demek ki burada bir fasit bir döngü oluşuyor. Bir geri negatif geri besleme döngüsü oluşuyor. Biz bunu kıralım. İşte bankaları kurtardılar, ülkeleri kurtardılar. Fakat aslında değişen hiçbir şey olmadı. O günden bugüne bu bankalar kendi bağlı bulundukları ülkelerin tahvillerini daha da fazla taşımaya başladılar. Alınamayan mecburi bir ders ama o krizde de mesela bankacılık ciddi anlamda değişti ve ondan sonra ellerinde bulundurdukları bazı şeyleri, ülke şeylerini mesela bankalarını satmak durumunda kaldılar. Burada mesela en çok etkilenenlerden bir tanesi de Türkiye oldu. O zamanki işte Yunan Bankası, National Bank of Greece buradaki Finansbank hisse senetlerini ve sahipliğini dönüp bir körfez ülkesine devretmek durumunda kaldı. Ya da işte Dexia Bank, o zaman Belçika Hollanda Bankası'ydı. Dönüp Deniz Bankı, Türkiye'deki Deniz Bankı yine satmak, bundan çıkmak durumunda kaldı. Sonra bununla beraber işte Basel kuralları yenilenmek durumunda kaldı. Anladık ki, krizde gördük ki bir bankanın bazı rasyoları diğer rasyolarına göre birazcık daha önemliymiş. Burada öne çıkan şey mesela likidite rasyoları oldu. Yani ülkelerin kendi bankalarının ülke tahvillerini almasının önüne geçemedik ama hiç olmazsa bazı rasyoları yeniledik. Mesela sermaye yeterlilik rasyoları ya da sermaye nedir? İşte CET, Tier 1, Tier 2 gibi şeyler yeniden belirlendi ve bankaların hazır bulundurması gereken değerler güncellendi. Yani o krizden çıktı bu yenilemeler. Çünkü orada gördük ki mesela sermaye yeterlilik rasyosu %16, %17 olan bankalar bile bir gecede patlayabiliyorlar. Tamamen likidite kaynaklı. Bunu Türkiye regülasyon gelmeden, bankacılık mesela kanunu çıkartmadan 2000'li yıllarda yaşamıştı. Bankalar devlet tahviliyle dolup taşıyorlardı. Fakat günlük operasyonunu çevirecek paraları yoktu. Repolayamayınca mesela işler bir anda patlamıştı. Avrupa'da da bankaların sermaye yeterliklerinin güçlü olduğunu gördük bazı bankalarda. %18, %19 bunlar çok kuvvetli. Ama anladık ki bu sermayelerin bir bölümü çok likit varlıklardan oluşmuyor. O yüzden de bundan sonra bankalara bir sürü likidite rasyoları geldi. Yani istedi ki Basel Komitesi ve dünyadaki bankacılık regülatörleri sizin elinde bulundurmuş olduğunuz değerler her an nakde çevrilmeye hazır değerler olsun. Bu bakımdan sermaye yeterlilikten
sermaye yeterliliğinin kalitesine geçindi. Ve bu bence çok önemli dönüşümlerden bir tanesiydi. Gel zaman git zaman bu işte sermayeler güncellendikten, işte bir sürü yere yeni regülasyonlar geldikten sonra bir stabilizasyon geldi. Yani hem makro şartlar bir istikrar kazandı, hem de bankacılık istikrar kazandı. Fakat tabii dünyanın her yeri için bunu söylemek mümkün değil. Yani bugün dünyadaki gelişmiş ülke, merkez gelişmiş ülke bankalarıyla gelişmekte olan ülke bankaları arasında çok farklılıklar var. Birazcık belki bundan bahsetmek gerekir. Örneğin bugün Amerika'da ya da Euro bölgesinde bankaların bilançoları mevduatlarla baştan aşağı sıvanmışken gelişmekte olan ülkelerin yapısı tam da böyle değil. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi makro şartların özellikle gelişmekte olan ülkelerde çok volatil olması. Yani bir ülke bir sene altı büyüyüp ertesi sene daralıp ondan sonra tekrar dört büyüyebilirken çok iyi büyüyemiyor olsa da Avrupa Birliği üyeleri genellikle bir büyüyen, makro şartları çok salınmayan, enflasyon derdi olmayan ve hard currency dediğimiz yani sovereign'ların işte mesela Avrupa'nın, Amerika'nın, Japonya'nın, İngiltere'nin hakim olduğu hakim paralara sahiptir. Dolayısıyla bu bankaların girdi ve çıktı olarak düşünürsek bilançoyu aktif pasif tarafında FX mismatch dediğimiz yani yabancı para riskini pek taşımadıklarını görüyoruz. Örneğin hemen buradan Avrupa'dan Türkiye'ye switch edelim, hemen Türkiye'ye geçelim. Şimdi Türkiye'de bu 2018 yılında mesela kur krizi patlayana kadar bir ay içerisinde Türk lirası dolar kuru %50 yukarı hareket etti. Ağustos ayı içerisinde sadece bir ayda. Korkunç bir hareketti. Yani 5 liralardan 7 liralara fırladı dolar TL. Tam bu olduğu sırada ben size mesela reel sektörün yani bankacılığın riskini taşıdığı reel sektörün şeyini söyleyeyim, kur yapısını söyleyeyim. Her 100 liralık verilmiş kredinin ticari segmentten bahsediyorum 50 lirası dövizle verilmişti. Yani her 2 liralık kredinin 1 lirası dövizle veriliyordu. Şimdi bu tabii korkunç bir risk. Bankacılığın bunu yönetmesi lazım. Çünkü bankacılar bankacılık yapacaklar. Fakat bunu yaparken reel sektörün döviz riskini de taşımamaları lazım. Bunun için tabii bir sürü enstrüman falan kullanıyorlar. Bu bakımdan da bir FX mismatch problemi var. Yani taşıdıkları kredilerin yarısı döviz cinsinden fakat topladıkları mevduatın tam karşılığı bu değil. Bu mesela önemli bir problem. Bir başka problem mesela Türkiye gibi, Güney Afrika gibi, Brezilya gibi enflasyonun çok oynak olabildiği, kimi zaman çift hanede, kimi zaman tek hanede, dolayısıyla kredilerin, yatırımların ve mevduatların yani bankaların kendilerini besledikleri kaynak yapısının da çok volatil olabildiği yerler. Yine Türkiye'den örnek verelim. Bugün Türkiye'de bankasına göre değişmekle beraber diyelim ki kredilerin ortalama vadesi bir yatırım kredisinin işte minimum 5 seneden başlıyor. Oysa bankaların kendini fonladıkları kaynak düzenine baktığınızda önemli oranda neredeyse tamamen mevduatlarla fonlandığını görüyorsunuz. Türkiye'de mevduatın ortalama yapısı 32 gün. Şimdi dönüp yani kur riski var dedik. Şimdi buradan bir de vade riskine geçelim. Yani bilançonun iki tarafını düşünelim. Bir tarafta kaynaklar yani mevduatlar ortalama vadesi 32 gün. Bir tarafta bankanın aslında plase ettiği krediler ortalama vadesi diyelim ki 3,5 sene 5 sene. Şimdi faizlerin düştüğü ve çıktığı ortamda herhangi bir ortalama banka bilançosunu düşünelim. Diyelim ki enflasyon düşüyor, faizler düşüyor. Bankacılar ne yapıyorlar? Bu durumda bankanın kaynakları yani mevduatlar her 32 günde bir yeniden fiyatlanıyor. Diyelim ki bugün kaynak maliyeti yani mevduat 17 ve enflasyonda bir düşüş trendindeyiz. Her ay 17, 16, 15, 14, 13 diye kaynak maliyeti aşağı geliyor. Oysa ki krediler yukarıda kalmış. Bu durumda bankaların net faiz marjı dediğimiz yani aldığı faiz, sattığı faiz ve arada kalan ortalama marj, marjlar çok iyi iyileşebiliyor. Fakat bunun tersi de mümkün. Mesela geçen sene Türkiye'nin yaşadığı ortam faizlerde ve enflasyonda sert bir yükseliş. Yani enflasyon neredeyse 20'lere falan çıktı. Şimdi banka bilançosunu bir daha düşünelim. Bankalar 15'ten kendini fonlarken 18'de kredi verirken şimdi faizler yükselmeye başlıyor. Yani banka her 32 günde bir kaynaklarını daha yüksekten fonlamaya başlıyor. 18, 19, 20, 22, 25. Oysa verdiği kredilerin maliyeti 19'lar 20'ler civarında ve ister istemez net faiz marjı bankanın aleyhine dönmeye başlıyor. Bu tabii büyük problem yaratıyor.
Şimdi dolayısıyla yani bunu bankacılar biliyor ama gazeteciler için böylesi faizlerin oynak olduğu ortamlarda izlenecek önemli göstergelerden bir tanesi net faiz marjı. Yani net faiz marjının daraldığı ortamlarda ister istemez bankaların karlılığında bir düşüş olacak diye biz varsayarız. Peki bunu ne kompanse edebilir? Yani bunu ne telafi edebilir? Bunu aynen bir kalem satıyormuş ya da bardak satıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki benim bunda marjım azalıyorsa, ben yalnız eskiden 5 kalem satarken bu sefer 50 kalem satıyorsam aynen reel sektör mantığı sürümden kazanabilirim. Dolayısıyla da karlar artabilir. Nasıl olur? Mesela geçen sene Türkiye'de ne olduğunu yani reel bir örnekle ben size aktarayım. Geçen sene çok büyük bir parasal genişleme yaşandı Türkiye'de. Yani hazine dedi ki kamu bankalarına siz bol bol kredi verin, para tabanını gevşetin, bol bol likidite yaratın, hiç kimse parasızlıktan batmasın. Geçen sene Türkiye'de kredi stoğu 2,2 trilyon Türk lirası iken verilmiş bütün kredilerin toplamı yıl sonu geldiğinde 3,2 trilyon liraya geldik. Bakın korkunç bir büyüme. Yani %50'lik bir büyüme var. Şimdi biraz da yine biraz da gazeteciler için aslında biraz belki bankacılar için de bunun sonuçlarını düşünün. Yani %50'lik bir kredi genişlemesi geldiğinde banka bilançoları nasıl etkilenir? Tabii bu kredi genişlemesi çok düşük faizlerle geldi. Yani faizler bir süre yapay şekilde suni biçimde aşağıda tutuldu. Bankalar çok düşükten kredi verdiler. Yapılandırmaları da buradan yaptılar. Sonra bu genişlemenin ardından çok sert bir enflasyon geldi ve faizler sert yükseldi. Sadece Temmuz ayında kredi faizleri 7,5 iken Temmuz ayında aradan geçen 2 çeyrekte yani Ocak Şubat geldiğinde kredi faizleri yaklaşık 3-3,5 katına çıkmıştı. Yani kredi faizleri 7,5'tan 22-23'lere geldi. Bir bankacının yönetmesi için çok 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 zor bir ortam. İster istemez net faiz marjları çok paralandı, çok hırpalandı. Fakat o kadar fazla kredi verilmişti ki banka kârlarında büyük ihtimalle büyük bir şey yaşanacak, artış yaşanacak. Tabii banka bilançoları diğer sektörlerde de olduğu gibi sınırsız süreli olarak düşünülür. Yani bankalar bugün var, yarın yok değil. Bankalar ilelebet yaşamaya devam edecekler. O yüzden bir senenin kârı o sene elde etti diye ne mutlu olunur ne de mutsuz olunur. Artık yeni portföyünüzde yani yeni taşıdığınız bilançonun durumuna bakmak lazım. O yüzden burada başka rasyolar devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi tabii bu kadar büyük genişleme yaşayan bir bankacılık sektörü için. Birincisi kredi genişlemesi. Nereden nereye geldi? İkincisi bunun kaynakları neler? Acaba bunlar retail taraftan mı geldi? Perakendeden mi? Ticariden mi geldi? Yoksa başka yerlerden mi geldi? Çünkü her birinin risk ağırlığı ve batak oranları farklı. Yani verdiğiniz her bir kredinin riske dönüşmesi, yani riskli hale gelmesi, izlenir hale gelmesi, grup değiştirmesi ve sonunda ölmesi ve size geri ödenememesi. Bu bizi tabii tahsili gecikmiş alacaklara yani NPL rasyolarına getiriyor. Şimdi bu tahsili gecikmiş alacaklar tabii bir bilançonun aktif kalitesiyle belki birebir uyumlu. Ben diyelim ki 30 liralık kredi verdim. Bunun kaçta kaçını geri almam. Bankalar bunu düşünürler ve ister istemez bunu fiyatlara yedirirler. O yüzden sorunlu kredilerin artıyor olması dünyanın sonu değildir. Peki bankalar bundan nasıl kurtulurlar? Bunun bir tanesi yani birinci kurtulma vesilesi ya da aracı az önce bahsettiğim geniş kredi genişlemesidir. Çünkü tahsili gecikmiş alacaklar aslında bir payda pay problemi. Yani 10 lirada 4 lira gitti %40 ya da 100 lirada 4 liralık sorunlu kredim var. Tahsili gecikmiş alacak rasyon %4. Ama kredileri genişletirsem bu sefer payda büyüyeceği için arada kredileri de varlık yönetim şirketlerine falan satabileceğim için ben bu işten kurtulabilirim diye düşünebilir bankacı. O zaman tabii az önce bahsettiğim nelerle fonlandığına geliyoruz. Yani yüksekten fonluyorsak bu sefer başka zararlar ortaya çıkar vesaire. Yani bir başka problem NPL rasyosudur. Bu kullanılabilir. Yine bankaları izlerken ya peki bu kadar iş yaptın. Ben de mesela gazeteci olarak senin karlılığını incelemek istiyorum. Nelere bakmam lazım? Burada bakılacak şeyler tabii. Genellikle mesela ben Türkiye'den örnekler veriyorum kolay anlaşılsın diye. Türkiye'de şey çok tartışılır. Ya bankalar çok büyük karlar ettikleri için, yani milyar milyar karlar ettikleri için ya bankalar çok kazanıyor diye düşünülür. Oysa ki burada devreye şu gelir. Yani bir işe ne kadar çok para kazanıyorsunuz, bunun karşılığında ne kadar alıyorsunuz? Şimdi diyelim ki siz 10 milyon lira kazandınız bir sene sonunda. Ben ise 100 milyon lira kazandım. Şimdi ne kadar çok kazandığımız nominal olarak farklı. Ama koyduğumuz sermayeye göre ne kadar kazandığımıza bakmak gerekir. Ben eğer ki 100 milyonu 100 milyonla kazanıyorsam o zaman benim kazancım birebirdir.
Fakat siz 10 milyonu 5 milyonla kazanıyorsunuz. Sizin getiriniz 1'e 2'dir. Sizinki çok daha karlı bir iştir. Çok daha rentable bir iştir. Dolayısıyla öyle değerlendirmek gerekir. Bankalar da çok sermaye yoğun şirketler olduğu için genellikle çok kazanıyor gibi görünürler. Oysa ki bankaların kazançları koydukları sermaye nispetinde çok yüksek olmayabilir. Mesela Türkiye'de son yıllarda çok ciddi bir bozulma olduğu için kurlarda, faiz ortamında, finansal istikrarda bankalar yüksek karlar etmelerine rağmen return on asset, return on equity yani koymuş oldukları paralara ya da tutmuş oldukları varlıklara karşın elde ettikleri getiriler, bunlar yine önemli rasyolardır, çok düşük kalmaktadır. Ve hatta reel sektörün epeyce altındadır. Bu da bir bankanın sağlığını ve bir bankanın değerlemelerini etkileyen bir olaydır. Yine Türkiye'de örnek verelim. Eskiden Türkiye'deki getiriler yani marjlar çok yüksekken bankaların defter değerlerine göre ki bu da mesela şu an bu konuşmada yeni bir oran yaklaşık 4 çarpanla 4,5 çarpanlarla satıldığına şahit olurduk. Yani bankalar o kadar karlıydı ki ben bu bankaların ileride de çok para kazanacaklarını düşünerek elde tuttukları varlıkların birkaç katını öder yabancı yatırımcı olarak Türk varlıklarına sahip olurdum. Oysa ki yıllar içerisinde ki bu yaklaşık 10 sene içerisinde oldu. En son bank satın almasında Türkiye'deki yanlış hatırlamıyorsam Deniz Bank'tı. Ruslardan Dubai'ye, Körfez'e satıldı. Burada çarpan 1 ile 1,1 arasındaydı. Bakın 4 çarpandan 1 çarpana. Bu bakımdan mesela değerlemelere baktığımızda yine diyelim ki ben yatırımcıyım ya da gazeteciyim. Bir bankanın işte değerlemesini yapıyorum. Yani yatırımcılar için cazip mi? Tabii ki burada sihirli bir formül yok ama nelere bakarsınız? Birkaç tane şeye bakarsınız. Kârlılığına baktınız. Aktif kalitesine baktınız. Kredi büyümesine baktınız. Bunun hangi kanallardan geldiğine baktınız. Şimdi sıra geldi. Banka acaba yatırımcılar nezdinde ucuz mu, pahalı mı bunu anlamaya. Bunun için ne yaparsınız? Mesela iki tane önemli gösterge var. Bunlardan bir tanesi price to book ratio dediğimiz defter değeri piyasa değeri. Yani bir bankanın defterinde neler var? O bankanın işletmesini ben bugün almaya kalksam kaç para eder? Diyelim ki 1 lira. Peki piyasa bunu kaçtan fiyatlıyor? Eğer ki 1 ile fiyatlıyorsa piyasa değeri, defter değeri çarpanı 1 deriz. Yani bu ülkesine, region'ına, bölgesine göre değişir. Pahalı da olabilir, ucuz da olabilir. Mesela Avrupa bankalarından örnek verelim. Avrupa bankaları bu borç krizi çatlayana kadar çok yüksek çarpanlarla işlem görüyorlardı. Fakat ne zaman ki borç krizi geldi, bu investment banking, yatırım bankacılığı tarafları çok kötü gitti. Bu bankalar devamlı sermaye artışına gitmek zorunda kaldılar. Ondan sonra da bu banka çarpanları yani defter değerleri piyasadaki fiyatlarla 0,3'lere, 0,4'lere indi. Yani bugün bankayı almaya kalksanız 100 lira, dönüp piyasadan almaya kalkarsanız 40 liralara düştü. Peki bunun mantığı ne? Bunun mantığı şu, yatırımcılar gördüler ki bu bankaların gizlenmiş ve ileride daha da fazla artacak zararları var. Bu bankalar operasyonel olarak eskiden olduğu gibi karlı değiller. Ve ben bu hisse senetlerini tutan yatırımcı olarak şunu anlıyorum ki benden bunlar her yıl düzenli olarak sermaye talep edecekler. Çünkü devamlı olarak onlara vermiş olduğumuz sermayeyi burnout ediyorlar. Yani yakıyorlar. O yüzden de devamlı olarak bir sermaye artışına gidiyorlar. O yüzden ileride oluşabilecek sermaye artışlarını bugünden iskontoladılar ve bankaların çarpanlarını yarı yarıya, üçte birine, dörtte birine, beşte birine indirdiler. Birinci gösterge bu. İkinci gösterge PE rasyosu dediğimiz bu price to equity. Yani ne kadar kazanıyor, hisse başına ne kadar kâr ediyor, ben bunun kaç katı kadar ödüyorum. Yani en basit mantıkla bir işletmenin, bu bankaya ise banka, edeceği her bir dolarlık kârın siz kaç katını ödüyorsunuz? Krizden önce bu çok daha yüksek seviyelerdeyken krizden sonra bambaşka seviyelere indi. Dolayısıyla bu da karlılığı göstermek için bence önemli göstergelerden bir tanesi. Şimdi birazcık daha şeye bakalım. Yani karlılığa baktık, yatırımcılar buna nasıl incelerler buna baktık. Krizlerden ötürü bankacılığın değişen rasyonlarına baktık. Bir de belki çok kısa şeyi konuşabiliriz. Yani bankacılığın çok güncel dertleri var. Bunlardan bir tanesi alışmış olduğumuz kapitalizmin pozitif enflasyon, pozitif faiz üreten yapısından artık yavaş yavaş negatif enflasyon ve negatif yani deflasyon ve negatif faizler üreten durumu. Özellikle Japonya bunu tabii çok uzun yıllardır görüyor. Dünyanın kalanı için bu sadece uzaktan izlenen bir film gibiydi. Ama ne zaman ki makro şartlar bozuldu, ekonomiler yavaşladı,
İşte yavaş yavaş enflasyonlar sıfıra yapışmaya başladı ve cash'in yani nakdin pek değeri kalmamaya başladı. O zaman banka bilançolarına bakış ve bankacının algılanması da değişmeye başladı. Eğer ki böyle giderse yani 40 yıldır devam eden, dünyada biliyorsunuz 40 yıldır hem enflasyon hem de faizler düşüyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani nüfusun yaşlanması, aşırı sermaye birikimi, teknolojik gelişmeler, işte karlı alanların yavaş yavaş azalıyor olması filan gibi. Çok uzatmayacağım o taraflarını. Yarın öbür gün de mesela bundan 10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra mevduatınıza negatif getiri aldığınızı, yani paranızı 100 lira olarak bankaya koyduğunuzu fakat vadesi dolduğunda 99 lira olarak geri aldığınızı ama o zaman da ülkede diyelim ki 1 puandan fazla bir deflasyon olduğunu görmeniz mümkün olabilir ve bildiğimiz kapitalizm yani bildiğimiz ana sermayedarlık buna hazır değil. Yani insanlar bunun farkında değiller. Bu çok büyük bir değişim. Ve mesela buna bir hazır olmak gerekiyor. Belli ki bu olası devam yollarından bir tanesi. İkincisi tabii dijitalleşme. Bu dijitalleşmenin çok farklı boyutları var. Öncelikle banka çalışanları üzerinde boyutları var. Bu küresel finansal kriz 2008 ve 2011-2012'de olan ikili Avrupa borç krizi sonrasında çok kabaca söylüyorum dünyada 600 bin bankacı işsiz kaldı. Bu 600 bin korkunç bir sayı. Fakat bu oldu. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani bankalar küçüldüler, şube kapatmak durumunda kaldılar, daha efektif çalışmaya başladılar. Ne derseniz deyin. Fakat dijitalleşmenin artışıyla beraber de bu şube sayıları günden güne azalmaya başlıyor. Yapay zeka uygulamalarıyla işte çağrı merkezleri, bankaya ulaşma, dağıtım kanalları daha aktif hale geliyor ve çalışan sayısı ya da çalışan kompozisyonu birazcık daha bilgi teknolojileri, IT tarafına kayarken bankacılar azalıyorlar. Bu yine banka personelleri ve geleceğin bankacılığı anlamında bence çok önemli dönüşümlerden bir tanesi. Bir başka challenge yani meydan okumada bu ödeme sistemlerinde olanlar. Bunun bir kısmı bankaların yaptığı işi yapan işte fintechlerin meydan okuması. Bir kısmı ise yavaş yavaş hayatımıza giren işte bu kripto paralar ya da çeşitli ödeme sistemlerini kolaylaştıran işte Ripple gibi, Ethereum gibi kontrat bazlı ya da ülkeler arasında kolay ödemeyi gerçekleştiren yeni aplikasyonların ya da teknoloji şirketlerinin getirdiği challenge ve bu anladığım kadarıyla devam edecek. Ben işte bu altcoin'lerin, kripto paraların yaşayamayacağını tahmin ediyorum. Fakat bu işletmelerin, bu şirketlerin getirdiği bu yeni teknolojiler bankalar için çok korkunç bir meydan okuma. Bu kimi ülkelerde bankaların bu şirketleri satın almasına sebebiyet veriyor. Kim yerde bankaların dijitalleşip dönüşmesine sebebiyet veriyor. Kim yerlerde de bankaların şube kapatıp tamamen online'a geçmesine, başka bir yapıya bürünmesine sebebiyet veriyor. Ve bu önümüzdeki 10 yılın, 20 yılın büyük ihtimalle sürükleyicilerinden bir tanesi olacak ve bizlerle beraber olacak, devam edecek. Çok önemli bir problem olarak ben bunu görüyorum. Bunlar çok yani çağdaş baskılar bankacılık üzerinde ve devam edecek. Tabii regülasyonlar da bununla beraber devam etmek durumunda kalacak. Çünkü ne bu dijitalleşme, şimdi ülke merkez bankaları da yavaş yavaş mesela dijital paralara geçecekler. Çin'de bugün 3 tane eyalette yaklaşık işte 50-60 milyon insanın yaşadığı eyalette dijital yuan kullanılıyor. Yani dijital bir cüzdan var. Herhangi bir şekilde paraya dokunmadan işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Bu yavaş yavaş ülke çapına yayılacak. Bunun Çin'de kullanıldığını gören Amerika, Çin yuanının tüm dünyada konvertibilitesinin, kullanılırlığının daha fazla olduğunu görüp aynen uzaya roket fırlatma yarışı gibi ister istemez bu yarışa dahil olacak. Avrupa Merkez Bankası girecek, İngiltere gelecek, Kanada gelecek. Gelişen ülkelerde bunu göreceğiz. Bunun tabii bankacılık üstünde de şeyler olacak. Yani değiştirici bir gücü olacak. Bunu da bence azımsamamak gerekiyor. Bu bakımdan bu da yine bankacılığın seyrini değiştirecek olaylardan bir tanesi. Yani paranın sadece fizikenden dijitale geçiyor olması sadece sözde değil, uygulamalarda da birçok yani takasından tutun da müşterinin davranışına kadar bir sürü şeyi bence değiştirecek. Bunu da bence azımsamamak gerekiyor. Yani dolayısıyla toparlamak gerekirse belki bundan sonra bir soru cevap yaparız. Ben daha fazla uzatmayayım. Özellikle küresel finansal kriz ve Avrupa'nın borç krizinden sonra bankacılık çok ciddi bir dönüşüme girdi. Sermaye akımları hızlandı. Cash'in değeri azaldı. Faizler düştü. Gelişen ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde bankacılık üstüne ayrı ayrı çok çağcıl ve yeni baskılar oluşmaya başladı. Düşen faiz ortamı, düşen enflasyonla beraber bankacılık da kabuk değiştirmeye başladı.
Ben tahmin ediyorum ki işte az önce belirttiğim gibi önümüzdeki 10 senede dijitalleşmenin artışı, bu fintechlerden gelen disruption dediğimiz bu kesintiler, baskılar bankacılık sektörünü daha da dönüştürmeye devam edecek. Ve bankalarda çalışanlar yavaş yavaş bankacılardan tırnak içerisinde teknoloji elemanlarına doğru dönüşecek. Yani banka genel müdürleri de yavaş yavaş buraya doğru evrilecek. Bu bence kaçınılmaz bir gidişat gibi görünüyor. Bu bakımdan yani bankacılık bir değişim içerisinde. Rasyonları da elimden geldiğince bazı rasyonlardan bahsetmeye çalıştım. Bunlar da yani hiçbiri sihirli bir rasyo değil. Fakat ekonomiler geliştikçe, bankalar dönüştükçe her zaman baktığımız rasyolar değişiyor. İşte bugün Amerika'da SLR'dan örnek verdim. Avrupa borç krizinde likidite rasyoları öne çıktı. Tier 1, CET gibi sermayenin ölçüldüğü, sadece sermayenin kalitesinin de ölçüldüğü rasyolar değişmeye başladı. Sonra Covid-19 geldi. Yüksek kredi büyümeleri, çok büyük kredi artışlarından sonra bu sefer bankalarda işte kredi büyümeleri, hangi alanlardan geldiği, net faiz marjları, NPL rasyoları, bunların ölçülmesi gibi rasyolar izlenmeye başladı. Krizden çıkışta da bu rasyolar yine bizim hayatımızda olacak. Yani izlemeye devam edeceğiz. Ve ardından da bu bahsettiğim karlılık rasyolarına bakacağız. Yani bu kadar asetin, varlığın var. Ne kadar para kazanıyorsun? Ne kadar para koydun? Ne kadar sermayen var? Bunlar return'ün, gelirin nedir gibi rasyolar öne çıkacaklar. Ve ondan sonra da bankacılığın özüne ilişkin endişeler ortadan kalktıktan sonra tahmin ediyorum birazcık da teknolojiye yakın rasyolar göreceğiz. Örneğin dijitalleşme rasyon ne? Toplam müşterinin içerisinde işte dijital kanallardan gelen, dokunmadığın, görmediğin müşterilerin oranı ne? Filan gibi bir sürü şeyler öne çıkacak. Önümüzdeki 5-10 yılında tahmin ediyorum göstergeleri bunlar olacak. Ya da işte böyle bir değişim dönüşüm var ki dünyada yeşil tahviller portföyünün kaçta kaçı? İşte ESG yani çevreye duyarlı, sosyal gelişmelere duyarlı portföyün, müşteri portföyün kaçta kaç? Ne kadar işte kömürü fonluyorsun, ne kadar yeşil enerji fonluyorsun gibi rasyolar. Bunlar zaten başladı. Önümüzdeki yıllarda bunlar öne çıkacak ve bunları konuşuyor olacağız. Ben yani kabaca hem makro hem de bankacılık özelinde böyle bir giriş yapmış olayım. Varsa yorumlarınız, itirazlarınız ve sorularınız seve seve konuşabiliriz. Teşekkür ederim Gökhan Bey. Çok sağ olun, çok maraqlı məlumatlar üçün. Sualları olan varsa mikrofonlarını açıp suallarını verə bilərlər. Soru olmaması da kötü. Yani demek ki hiç kimse ikna mı olmadı acaba? Müəllim, mənim bir daha sualım var. Bu təhlil söz deyəndə mən tam anlamadım yani Türk dilinde de. Təhlil söz deyəndə o mənası nədir? Çok pardon, tam duyamadım soruyu. Siz təhlil sözünü istifadə edirsiniz yani tam onun anlamını tam başa düşmədim. Yani o ne anlamdadır? Yani borclar demək istəyirsiniz yoksa? Banka performans ya soruyu ben mikrofondan biraz ses kötü geliyor. Biri bana yazabilirse yani tam olarak ne sorduğunuzu daha iyi olabilir. Bir soru gelmişti. Ben orada onu cevaplayayım. Siz de yazarsanız onu da banka performans ölçümü olarak hangi analiz yöntemini önerirsiniz diye sormuşlar. Onu bahsettiğim gibi şöyle yani şimdi bankaların performans ölçümü olarak şuna bakabilirsiniz. Şimdi bir kere tabii net kâra bakılır. Yani bir banka ne kadar kâr açıkladı. Fakat bilançolar bazı şeyleri göstermek için de kullanılabilir. Bazı şeyleri saklamak için de kullanılabilir. Örneğin o yıla denk düşen vergi şeyi çok yüksektir. Benim mesela kârım düşük görünebilir. Bu bakımdan net kâr her şeyi anlatmaz. Net kârdan sonra bankanın birkaç tane ölçüsüne bakarız. Mesela mevduatlarda ne kadar büyümüş? Kredilerde ne kadar büyümüş? Banka bilançosunda ne kadarlık büyüme var? Çünkü banka aldığı paralarla ne yapabilir? Diyelim ki siz bana 100 liralık mevduat yatırdınız. Ben bu 100 liralık mevduatla ne kadar kredi verdim? Bununla gidip ne kadar bono aldım? Bu da mesela bankanın efektifliğini ölçer. Bankanın efektiflik rasyosu diye bir rasyo vardır. Yani gelirin ne kadarı faizden, ne kadarı faiz dışı yerlerden geldi. Mesela buna bakılır. Bu da ölçüm yöntemlerinden bir tanesidir. Peki kâra baktık. Ama az önce de bahsettim. Şimdi bu kârı ben sadece sermayemle de etmiş olabilirim.
Yani ne kadarı benim koyduğum paradan geldi, ne kadarı faaliyetlerden geldi. Bu bakımdan return on assets, ROA diye geçer. Ya da return on equity, o da ROE diye geçer kısaltılması. Koymuş olduğu sermayeye göre ne kadar para kazandı? Elindeki varlıklara göre ne kadar para kazandı? Yani çok büyük varlıkları verdik, bunların hakkını verdi mi veremedi mi? Buralardan bakarız. Yatırımcılar da az önce söylediğim gibi PE rasyolarına bakarlar. Yani fiyata göre ben buna ne kadar prim ödüyorum? Yüksek mi, düşük mü? Değil mi? Buradan ölçerler. Yani bunlar kabaca söyleyebileceğim rasyolardır. Sonraki şeye bakıyorum. Tahvil bono sorusu gelmiş herhalde. Tahvil bono ile ilgili soru nedir? Tahvil faizi. Tahvil faizi. Tahvil faiziyle ilgili acaba neyi sordunuz? Benim anlamını başa düşmemiştim. Anlamadım tahvil ne olan şeydi. Şimdi anladım ki bonttu. Yani çok sağ olun. Ha tamam. Evet. Tamam anlaştık. Evet tahvil bond, bono yani. Yani normal şartlarda tabii bir yıldan kısaysa bono diyoruz. Uzunsa tahvil diyoruz. Ama tabii biliyorsunuz ülkeye göre değişiyor onlar. İşte Almanya'da şartlar başka, şeyler başka. Ona göre değişiyor. Ama demek istediğim oydu. Teşekkür ederim. Başka soru varsa seve seve cevaplayabilirim. Diyorlar ki bankalar Türkiye'de azalan kredi gelirlerini telafi etmek için hisse veya bono alırlar mı? Bunların riskleri ne kadardır kredilere göre? Şimdi Türkiye'de dünyanın birçok yerinde de böyledir ama regülasyon geldikten sonra bankaların cüzdanları ayrılmıştır. Yani ben sizden aldığım parayla gidip hisse senedi yatırım yapamam. Banka bir şekilde hisse senedi alacaksa, bu hangi hisse senedi olabilir mesela? Yani kendi hisse senetleri olabilir. Mesela geri alım programı açıklayabilir ki Amerika'da bu mesela bu çok yapılır. Çünkü Amerika'da özellikle pandemiden sonra bol likiditeden ötürü bankaların elinde çok ciddi bir şey oluştu. Likit de oluştu. Ve mesela şey istediler. Ya bize izin verin. İzin verin ki kar dağıtım yapabilelim ve hisse geri alım programına başlayabilelim. Bu izni verdikleri anda JP Morgan dönüp 30 milyar dolarlık kendi hisse senetlerini geri aldı. Yani hisse geri alım programı açıkladı. Fakat Türkiye'de bu tam böyle değil. Özellikle işte kur krizi, ekonomik yavaşlama, sonra bu Covid'den sonra regülatör dünyanın her yerinde olduğu gibi yani bizdeki banka denetleme düzenleme kurulu yasak getirdi. Dedi ki siz bu karları dağıtamazsınız. Ta ki bu seneye kadar. Bu sene bir %10'luk kar payı dağıtım izni verdi. Baktı ki artık kriz geçti. Banka bilançoları da çok etkilenmedi. Ve buna izin verdi. Fakat şey yapmadılar. Buraya gitmediler. Şimdi bankalar tabii mevduatı topladılar. Burada karar veriyorlar. Ne kadarıyla kredi verecekler, ne kadarıyla tahvil bonu alacaklar. Normal şartlarda bankaların işi kredi vermek. Yani toplanan parayla bir yatırım fonuymuş gibi gidip bonu almak değil. O yüzden de bankalar kredi vermek isterler. Ama biliyorsunuz kredi işi karşılıklı bir iş. Yani banka kredi vermek isteyecek, karşısında da biri kredi almak isteyecek. Bu bakımdan her zaman mevduata oranla krediler %100 olmayabiliyor. Bu bakımdan da bankalar biraz gidip bonu alabiliyorlar. Bu banka tercihlerine göre değişiyor. Burada oranları ben size söyleyeyim. Mevduatına oranla en yüksek kredi rasyosu %75'ler civarında kamu bankalarında. 70-75'ler civarında. Bu özel bankalarda 70 küsürlerden 50'lere kadar falan mesela düşebiliyor. Ama o 50'lere düşenlere de regülatör genellikle parmak sallayabiliyor. Yani sen topladığın paralarla kredi vermedin. Yarın öbür gün mutlaka benim kapıma gelirsin diye şöyle hafif parmak sallayabiliyor ya da bankalar birliği. Onları motive edici konuşmalar yapabiliyor. Ama gidip de o paralarla hisse senedi almak gibi bir kültür Türkiye'de yok. Mesela dünya hisse pazarlarına S&P 500 kimi Bloomberg üzerinden mi çıkıyorlar yoksa başka platformlarda var mı? Yani yurt dışından hisse alırken vatandaşlar nasıl alıyorlar onu soruyorsunuz tahminen. Türkiye'de gelen şeyle, regülasyonla bankalar yatırım işlemleri yapamıyorlar. Tam yılını hatırlamıyorum ama herhalde 2013-2014 civarındaydı. 2014'ten sonra yatırım bölümleriyle bankacılık bölümleri ayrıldılar, tam ayrıldılar. O yüzden de Türkiye vatandaşları ya da kurumları yurt dışından mesela S&P 500'den hisse almak istiyorlarsa bunu yatırım kuruluşları üstüne yapmak zorundalar.
bankaların yatırım kuruluşları var. Mesela Akbank'ın Ak Yatırımı var. Mesela ben de daha önce orada çalıştım. Dönüp orada hesap açıp yapabilirsiniz. Ama banka üstünü alamıyorsunuz. Bir başka soru. Kamu bankalarının özelleştirilmesinin avantaj ve dezavantajlarını Azerbaycan örneğinde özetleyebilir misiniz? Azerbaycan'ın yapısını bilmiyorum. O yüzden bir şey söylersem oradaki arkadaşlara ayıp olur. Ama kamu bankalarının özelleştirilmesini Türkiye örneğinden isterseniz anlatabilirim. Tabii Türkiye'de özellikle 2000 krizinden sonra burada bilenler vardır ama bilmeyenler için çok kısa söyleyeyim. Türkiye 99, 2000 ve 2001'de çok farklı farklı krizlere girdi. En son girdiği kriz hem kur kriziydi hem de yani kurunu bir gecede çıpalı kurdan dalgalı kura geçmek zorunda kaldı. Dalgalı kura geçince kurunu %50 devalüe etti. Yani bir gecede değeri %50 gitti kurun. Ve faizler o zamanın şeyle gecelik 5000'e vurdu. %5000. Yani her gün yaklaşık 1 puan, 1,5 puan hatta yani 10-15 puana varan niteliklerde şey faiz kazanıyordunuz. Bir gecede 100 lira koyuyorsun, ertesi gün paran 101,5 lira oluyordu. Yani inanılmaz rasyolar görüldü ve bankacılık krizi oldu. Bankaların yarısından fazlası battı. İşte kimilerini yabancılar aldı, kimilerini yerliler aldı filan. Ve olay böyle gelişti. Fakat reel sektördeki özelleştirme furyası bu 2000 yılından sonra IMF reçetesiyle geldi. IMF dedi ki biz size para vereceğiz, kredi açacağız ama siz de düzgün çalışmayan, rentable olmayan, bu rasyonel olmayan işletmelerinizi özelleştirin ve büyük bir özelleştirme furyası başladı. Türkiye'de 60'a yakın kit vardı. Bunların 25-30 tanesinden fazlası özelleştirildi. Yani bugün 20'ye yakın kit kaldı kamu iktisadi teşebbüsü. Fakat bankaların özelleştirilmesi Türkiye'de son yıllarda sadece halka açılmak şeklinde oldu. İşte o da Halkbank ve Vakıfbank halka açıldılar. Fakat bunun haricinde herhangi bir özelleştirme olmadı. Ama dediğim gibi Azerbaycan özelliğini bilmiyorum. Onunla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Türkiye ile ortak borsa oluşturmak mümkün mü demişsiniz. Şimdi borsa Türkiye'de özel bir yapı. Fakat halka açılması yine de kısmen kamunun elinde kısmen de özel sektöre açılması düşünülüyor. Borsanın bildiğim kadarıyla ortaklıkları var. Bunlar teknoloji ortaklıkları olabilir, çeşitli ortaklıklar olabilir. Bunlar devam ediyor ama ortak bir borsa oluşturmak dediğiniz şey aslında oradaki şirketleri alıp Türkiye'de listed hale getirmek ya da Türkiye'deki şirketleri alıp Azerbaycan'da listed hale getirmek. Yani borsaya kota hale getirmek. Bunun mesela bir benzeri Hong Kong Şangay arasında var. Fakat tabii onların şeyleri daha farklı. Yani siyasi yapıları daha farklı. Fakat işte Çin Yuan'ı ya da Hong Kong doları üstünden aynı şirketler gidip orada açılmak istiyorlar. Burada Azeri şirketler yani ekonomilerin büyüklüğünü düşündüğünde Azeri şirketler belki burada gelip listed olmak isteyebilirler. Ama Türk şirketleri oraya ne kadar gitmek isterler onu tam kestiremiyorum. Bence birinci problem bu olur. İkinci problem de ya da problem demeyelim belki çözüm şu olabilir. Bir şirketin başka bir ülkede Azerbaycan, Türkiye farklı ülkeler her ne kadar yakın olsa da orada borsaya kotu olması için mutlaka dönüp hisselerini halka arz etmesi gerekmior. ADR dediğimiz deposit receipt'ler yani özel çekme haklarıyla o şirketi temsil eden haklar dönüp o borsada halka arz olabiliyor. Mesela Turkcell hisseleri Türkiye'de New York borsasına kotedir. Belki bu şekilde bir çözüm bulunabilir diye düşünüyorum. Başka bir soru. Digital finance ile ilgili hangi rasyoların özelliği hangileri artar? Mesela cash flow'un azalır mı diye sormuşlar. Şimdi dijital bankacılıktan sonra şu an zaten böyle bir dönüşüm var. Mesela Türkiye'de örnekleri var. Mesela Enpara diye bir şirket var. Finansbank'ın, Türkiye'deki Finansbank'ın bir yan kuruluşu bu. Bunlar hiçbir şube olmadan mevduat toplayıp işte sana kredi verebiliyorlar. Yani temel bankacılık görevini görebiliyorlar. Bu olduğunda yani hangi rasyolar öne çıkar? Bankalar bundan mesela çok mevduat kaybediyorlar mı? Dolayısıyla öz kaynak düzeninde mevduatın rolü tartışılır. Bu rasyo öne çıkar. O zaman tabii farklı fonlama şeylerini de konuşmak gerekir. Ya mesela Türkiye açısından bakarsak Türkiye çok özel bir örnek şu anlamda. Türkiye'de sermaye piyasaları çok gelişmiş değildir. Yani çok derin bir gelişen piyasa olarak ama Türkiye boyutunda derin değil. Bugün Türkiye'de verilen 100 liralık kredinin hemen hemen hala da neredeyse 97-98 lirası bankalar kanalıyla veriliyor. Bu bakımdan sermaye piyasaları gelişse
Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi mesela özel sektör tahvilleri büyüse, halka arzların niteliği, büyüklüğü artsa, bankacılığın önemi azalsa mesela o zaman başka bir hikaye olabilir. Mesela bu bir senaryo. Başka neler olabilir? Şimdi Türkiye bankaları zaten dijitalleşmede çok çok iyi durumdalar. Yani Azerbaycan bankalarının durumunu bilmiyorum. Bu bakımdan Türkiye'de öne çıkan digital finance uygulamaları ya bankaların kendi yan ürünleri ya da bankaların ortaklık kurdukları şirketler. Yani bankalar bunlarla beraber yaşamayı öğrendiler. Bunların bir kısmını da satın alıyorlar. O yüzden yani çok büyük bir disruption olmuyor. Olduğu zaman bakmak gerekir. Dünyada ne oluyor mesela? O zaman dünyada da yine çok bir şey değişmiyor. Bu sefer yatırım bankacılığı tarafıyla bunu telafi ediyorlar, kompanse ediyorlar. Ama mesela bizde de yatırım bankacılığı çok gelişmiş değil. Yani bankalar bilançolarıyla çok fazla risk alamıyorlar. Hem regülatör izin vermiyor, hem de bankaların niyeti yok. Mesela onu söyleyebilirim. Türkiye'de mevduatların bu kadar kısa, bir aylık olmasının temel nedeni nedir? Bankalar bu süreyi artırmak için daha fazla faiz ödemek gibi önerileri var mı demişsiniz. Sebebi şu, şimdi Türkiye'de bir atasözü vardır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz derler. Yani o kışın ne kadar soğuk olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarmaz. Bu 2000 yılında yaşanan krizden sonra Türkiye'de yani insanlar dövizi hep tercih ettiler. Çünkü bir gecede paraları %50 değer kaybedince o psikolojiyi bir türlü atamadılar. Yıllar yıllar geçti. Türk lirası stabilize oldu. Dolar, TL mesela yıllarca işte 1.80'de kaldı. Fakat son yıllarda yine şeyler artınca güven azaldı. Güven azalınca insanlar uzun süre paralarını orada tutmak istemiyorlar. Diğer alternatifleri de değerlendirmek için kısa vadeci oluyorlar. Bu bir. İkincisi, o yıllarda yaşanan bankalardan ötürü, bankaların patlamasından ötürü de bence kötü bir anı var. Bilmiyorum, belki güvenip tutamıyorlar. Bu iki. Üçüncüsü, Türkiye'de yatırım araçları daha çok gayrimenkul ve altın olarak görülüyor. O yüzden de mevduata parayı bağlarsam, burada bir fırsat çıkarsa işimi göremem diye uzun tutmuyorlar. Bu üç. Dördüncüsü, yine Türkiye'de ticaretle uğraşan insan sayısı çok fazla. Bu bakımdan uzun süre bağlarsam ticaretimden olurum. Mal alırken, mal satarken problem olur diye uzun vadeli tutmuyorlar. Bu da başka bir konu. Bu dört. Beşinci konu bence faizlerin çok oynak olması. Temmuz ayında mevduat getirisi 7,5, şu an 17. O yüzden de uzun vadeye bağlarsam gelişmelerin gerisinde kalırım. Ülkede gündem çok hızlı değişiyor diye de kısa tutuyorlar. Bu beş. Altıncısı da enflasyonun çok yüksek olması. Yani ya enflasyon buradayken ben şimdi bir ay bunu koysam acaba zarar eder miyim diye insanlar korkuyorlar. Bu da bence altı. Yedincisi de finansal okuryazarlık her ne kadar gelişiyor olsa da tam istediğimiz seviyede değil. Bu da bence yedinci. Sekizinci ve son sebepse Türkiye'de özellikle son yıllarda çok 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 fazla kredi politikaları devreye girdi. Yani tüketimi canlandırmak için devamlı ihtiyaç kredileri verildi. Böyle olunca da bu Türkiye'deki ekonomik yeniden dağıtım, yeniden dönüşüm, bölüşüm politikaları mevduat sahiplerinin, mudilerin, tasarruf sahiplerinin hep aleyhine işledi. Hep kredi almak isteyen, harcamak isteyen, yatırım yapmak isteyenin lehine işleyince insanlar küstüler ve buradaki risklere vadeyi kısaltarak cevap verdiler. Bu da sebeplerden bir tanesidir. Ama bankalar daha fazla öderlerse bu sefer kendi bilançolarındaki bu maturity mismatch'ten yani vade uyumsuzluğundan ötürü çok risk alacaklardır. O yüzden de bu riski almamak için onlar da buraya girmiyorlar açıkçası. Sonraki soruya geçiyorum. ICO'ların borsası Türkiye'de olur mu? Rakamsal ve diğer virtual aktivite bağlı herhangi bir yönü. Zannediyorum ki bu şey initial coin offering'leri soruyorsunuz ve Türkiye'deki kripto paraların geleceğini soruyorsunuz diye anlıyorum. Bu ICO'lar yani dünyada da çok büyük problem. Sadece Türkiye'de değil. ICO aslında IPO diye bildiğimiz yani birincil halka arzların jetonla, tokenla yapılanı. Burada teknoloji şirketi diyor ki ben kendi şirketimin coin'ini sana arz ediyorum. Sana hisse yerine coin, jeton veriyorum. Bu coinlerin fiyatı da devamlı olarak piyasada belirleniyor. Sen de bunun karşılığında bana para ver. Ben de şirketimin işlerini göreyim diyor. Aslında bu. Bu bence çok problemli bir yapı. Çünkü hisse senedi aldığınızda aslında yönetime katılmaya hak kazanıyorsunuz.
Ve fakat bu jetonlarda, coinlerde böyle olmuyor. Yani şirket üstünde hiçbir hak iddia edemezsiniz. Ve ise senin performansı aslında şirketin performansına birebir bağlıyken, bu coinlerin, yani jetonların, tokenların performansı ile şirket performansı her zaman uyumlu olmak zorunda değil. O yüzden bence bu çok büyük bir sorun ve bunun kesin regüle edilmesi lazım. Bunun regülasyonunu, düzenlemesini yapacak olan da Türkiye'de SPK, yani Sermaye Piyasası Kuruludur. Bence önce bu regülasyonlar gelir. Bu ICO'ların, yani tokenların hisse formunda olması zorunluluğu gelir. Ondan sonra Türkiye'de hayata geçebilir. Bu dünya içinde, Türkiye içinde büyük bir problem. Bu işin bir boyutu tabii. Bu kriptolarla ilgili bu işin de bir borsa boyutu var. Yani bunların alındığı, satıldığı yer. Bir de bunların vergilendirmesi gibi başkaca sorunlar da var. Türkiye'de bankalarda ekonomistler hangi ekonomik analizleri yapar, hangi makroekonomik verileri takip eder, daha çok alternatif GDP forecast'ı yapar mı, bankaya hangi tavsiyelerde bulunur? Türkiye'de bankalarda ekonomistler şunu yaparlar, yani bence ben de daha önce böyle bir bankada, yatırım kuruluşunda çalışmış, bu tahminleri yapmış biri olarak, bir yatırım tarafında araştırma departmanları vardır. Bankalar tarafında da ekonomik araştırmalar departmanları vardır. Bunun olmasının sebebi şudur. Bir ekonomist işte milli hasılayı oluşturacak olan departmanlardan, yani işte üretim, tüketim, sanayi, tarım, harcamalar yönünden, farklı yönlerden, çeşitli yönlerden milli hasılayı analiz eder. Ondan sonra da diyelim ki önümüzdeki aylara, çeyreklere ve yıla ilişkin olarak büyüme, enflasyon tahminlerini yapar. Sonra bu büyümenin kompozisyonuna geçer. Yani aslında oradan başlar ve büyümeye gider ama ben hani tersten gelerek söylüyorum. Bu büyüme hangi kanallardan gelecek? Tüketim tarafından mı? Yatırım tarafından mı? Kamu harcamaları tarafından mı? Stoklar tarafından mı? Yoksa mesela dış ticaret tarafından mı? Ona göre önümüzdeki çeyreklere ilişkin tahminlerde bulunur. Sonra gidip sektörlerle konuşup şeyi anlamaya çalışır. Bu durumda riskli sektörler ya da potansiyel vaat eden sektörler hangileridir? Ondan sonra şeye geçer. Mesela bu sektörlere verilen krediler bu makroekonomik koşullarla uyumlu mu, buna bakar. Oradan da mesela bankalar şey analizleri yaparlar. Acaba bazı sektörlerde kur, yani yabancı para riski birikti mi? Bazı sektörler kendi büyümesine oranla fazla mı acaba kredi büyümesine saptılar? Bunları anlamaya çalışır. Sonra enflasyonu analiz eder. Acaba önümüzdeki çeyreklerde enflasyon nereye gidecek? Çünkü enflasyon çok kritik. Örneğin gelecek yıl enflasyon, mesela Türkiye'den örnek vereyim. Şu an enflasyon, kabaca söylüyorum, 15,5-16 puanda. Önümüzdeki 2 ay daha da yükselecek, 17'lere çıkacak. Sonra Haziran'dan sonra enflasyon gerilemeye başlayacak. Bu durumda banka biliyor ki Haziran'a kadar mevduat faizleri yukarıda kalacak, kredi faizleri yukarıda kalacak. Fakat Haziran'dan sonra gevşemeye başlayacak. Ona göre kendi bilançosunu, bono alacaksa, kredi verecekse ya da işte yabancı parada alsat yapıyorsa, hazine bölümünün çünkü bir bölümü alsatla da trading kârı da yazmaya çalışır. Buna göre şey yapar. Alternatif GDP forecast'ı yapar mı? Yani milli hasıla tahmini yapar mı konusunda? Evet, yapar. Yapanlar vardır. Yani o da senaryoya göre. Mesela Merkez Bankası'nın işte sıkı para politikası izleyip maliyenin de ona destek vereceği, dolayısıyla kredilerin daha az büyüyeceği ama enflasyonun düşük kaldığı bir mesela bir şey yapar, senaryo çıkarır. İkincisi de bu zamana kadar Türkiye'de otoriteler hep şeyi desteklediği için, yani büyümeyi desteklediği için Merkez Bankası'nın daha sıkılaştırıcı olduğu, faizlerin nispeten gevşek olduğu, enflasyonun yüksek, kurun yukarıda olduğu bir bas senaryo yapar. Bir de işte dışarıdan çok para girdiği, çeşitli reformların diyelim ki yapıldığı filan bir iyimser senaryo yapar. Bir tanesini baz belirler, ona göre hareket eder ve bankaya şunları söyler. İşte önümüzdeki aylarda enflasyonda gıda kaynaklı, mesela gıda fiyatlarını takip eder. Gıda kaynaklı bir şok yaşanabilir. O yüzden biz bu mevduat faizlerini çok gevşetmeyelim. Ya da şu 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 sektörlerde çok ciddi bir yavaşlama öngörüyorum. Buralara kredi verirken aman dikkat edin diyebilir. Yani birçok açıdan tavsiyede bulunur. Ya da mesela yabancı yatırımcıların içeriye çok fazla para sokmak istediklerini, bunun da kuru aşağıya itebileceğini, bunun da dolar TL'nin aşağı gelmesi gerektiğini ve bankaya mesela olumlu ya da olumsuz etkilerinden bahseder. Dolayısıyla finansal ve makroekonomik şartlarda tahminlerde bulunur. Bunu da bankanın yönetim kuruluna sunarak onların
daha iyi karar vermesini sağlar. Ekonomistler bu işi yapar. Başka soru varsa cevaplayabilirim. Başka sualı olan var. Mikrofonu da açıp diyebilirsiniz veya da yazabilirsiniz. Yani böyle bir sualım var. Türkiye vatandaşları hansı valyuta yatırım edirdi? Siz veya dediniz ki, mesela için o valyutada onlar yani hemen o paraları kısa vadede yatırım edirdiler. Yani uzun müddete yatırım etmirdi. Çünkü risk görürdüler. Yani evvelki illerde onlar o experience yani tecrübe yığmışlar ki yani yatırım eləyib yani pulları yani itirmek yani ihtimalları var da. Bəs hal-hazırda yani Türkiye vatandaşları hansı valyutada, hansı para yatırım edirlər, hansı valyutada növündə? Teşekkürler. Bu tabii benim söylediğim mevduat yatırımcısı içindir. Şimdi bu her ülkede de böyle olduğu gibi herkesin risk getiri anlayışı farklıdır. Yani yatırım demek risk ve getiri arasındaki denge demektir. Ben ise senin alıyorsam daha yüksek risk alıyorumdur. Daha yüksek getiri beklerim. Örneğin işte diyelim ki fiyat kazanç oranı işte az önce bankalarda bahsettik ya PE oranı yani fiyat kazanç oranı 6 çarpan olan bir hisse alıyorsam bunu terse çevirip 100'e böldüğünüzde ben %16'lık bir getiri bekliyorum demektir. Mevduatın 12-13 olduğu yerde zaten böyle getiriler beklemek gerekir. Dolayısıyla Türkiye'de ise senin yatırımcısı da vardır. Geçen sene yine tüm dünyada olduğu gibi insanlar evinde kalıp sıkıldığı için daha fazla trade etmeye, almaya satmaya başladılar. İkincisi faizler çok düşük kaldığı için de dönüp hisse senedi piyasasına döndüler ve geçen sene Türkiye'de hisse senedi yatırımcı sayısı 1.2 milyondan 2.2 milyona çıktı. Yani %50'lik bir artış, korkunç bir artış. Bir yandan tabii bireysel emeklilik sistemi de Türkiye'de devreye girince yani siz belli bir miktar yatırıyorsunuz. Sizin yatırdığınızın %25'i kadar da Türkiye'de devlet yatırıyor. Ve bireysel emeklilik sisteminizde fonlamış oluyorsunuz. Burada da mesela yatırımcı sayısı, yani katılımcı sayısı diyelim, 9-10 milyon kişiye yaklaştı. Ve hem otomatik katılım, yani devletin getirdiği zorunlu katılım, hem de bireysel emeklilik sistemiyle yaklaşık 11-12 milyon katılımcı var. Burada da 100 milyar TL'yi aştı mesela yatırımlar. O yüzden buradaki yatırımlar da devam ediyor. Yine parasını portföy şirketlerine emanet eden ve yatırım fonlarında, portföylerin yönettiği fonlarda da parasını işlettiren yine yatırımcılar da var. Buradaki sayıyı bilmiyorum ama büyüklük olarak yaklaşık 150-160 milyar TL de burada var. Yani milli hasılanın kabaca %3'üne tekabül ediyor. O yüzden bunları alt alta yazdığımızda Türkiye'de tabii parasını daha orta ve uzun vadeye ya da profesyonellere emanet edenler de var. Bu bahsettiklerim şeydi yani mevduat yatırımcısıydı. Onlar riskten en çok korkan, aman başıma bir şey gelmesin, aman param likit olsun diye yatırımcılardır. Yani size öyle cevap vermiş olayım. CDS primi ile ilgili sizin fikirleriniz diye sormuşlar. Bu Türkiye CDS ile mi alakalı? Yani CDS'in ne olduğunu söyleyeyim. Credit Default Swap. Siz nasıl ki bir araba aldığınızda bu arabanın kaza yapma riskosuna, riskine karşı tehlikesine karşı arabanızı kasko yaptırıyorsunuz. Yani sigortalatıyorsunuz. Onun da bir bedeli var. Ödediğiniz primlerle bir kasko poliçesi elde ediyorsunuz. Bu CDS primleri de aynen kasko poliçesi gibi ülkelerin çıkarttıkları tahviller için ödenen kaskoları. Dolayısıyla da yani bunu bir kasko olarak görebiliriz. Eğer ki bu ülkenin ihraç etmiş olduğu tahvil, bono ödenemez hale gelirse, ülke temerrüde giderse, ben ödeyemem derse, moratorium ilan ederse ben de bu kaskodan para kazanacağım. Yani aldığınız şey kontrat bunu ifade eder. Şu an son fiyat mesela 316 baz puan. Türkiye'de Kasım ayında bu CDS fiyatları yaklaşık 530-540 baz puandı. Bu şu demek. Ben Amerikan hazinesinin ne kadar üstünde borçlanırım? Aslında bu size onu gösteriyor. Ve dolayısıyla 2 puan kadar bir iyileşme yaşandı. Bunun sebebi de Türkiye'de faiz politikalarının gerçeğe yaklaştırılması, enflasyon kadar ülkede faiz verileceğinin açıklanmasıyla olmuştu. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçeklerle barışması ve finans piyasalarının gerçeğe yaklaşması Türkiye'nin risk primini aşağıya çekmişti. Türkiye'de olan bu oldu. Ben makul buluyorum. Önümüzdeki aylarda eğer ki enflasyon düşürmeyi birazcık başarırsak ve yine bu gerçeğe yakın, konvansiyonel, ortodoks dediğimiz
politikaları izlersek CDS primlerinin birazcık daha aşağı gelebileceğini düşünüyorum. Eurobondlara bakmak için hangi yatırım rasyonlarına bakmak gerekir? Eurobondlar devletin Türk lirasında olan bonolarına nispeten daha mı az riskli? Bunun nedeni nedir? Mesela cari açık Eurobond fiyatını pek etmez diye sormuşsunuz. Eurobondlar aslında bir ülkenin kendi para birimi dışında ihraç etmiş olduğu ya da bir şirketin bütün bonolara verilen isimdir. Yani ben Türkiye olarak euroyla, dolarla ya da işte diyelim ki Japonya ile, ki mesela bunlara samuray bonoları denir, ihraç edersem bir Eurobond ihracına çıkmışım demektir. Eurobond'un mantığı şudur. Eurobondlar özellikle bazı yatırımcı grubunun yerel para istemeyen, bana dolarla gel, bana hard currency ile gel diyen, onların yatırım havuzunda olan yatırımcılara erişmek için yapılan ihraçlardır. Ve borçlanma aracıdır. Aynen TL cinsi ya da yerel para cinsi bonolarda olduğu gibi. Avantajı nedir? Ülkeye döviz sokar. Eğer ki siz rezervlerinizi kuvvetlendirmek, daha fazla büyük bir yatırımcı bazına ulaşmak, ülkenin riskini dağıtmak, yani diversify etmek ve dolayısıyla daha iyi yönetmek isterseniz bu cepheye başvurursunuz. Daha mı az riskli konusu? Tabii ki daha az riskli değil. Sadece şuradan olabilir. Yerel parayla ihraç edilen bonoların hukuki çerçevesiyle Eurobondların hukuki çerçevesi bazen örtüşmeyebilir. Mesela Yunanistan'dan örnek verelim. Yunanların daha önce ihraç etmiş oldukları tahvillerin bir bölümü Yunan hukukuna göre, daha sonra yapılandırdıkları, ya ben borcumu ödeyemiyorum, gelin bunları yapılandırın dedikleri tahvillerin ihraçları ise İngiliz hukukuna göreydi. İngiliz hukukuna göre olduğu zaman o tahvillerin geri dönüşü, yatırımcıların bunu bana ödeyeceksin diye seni zorlamaları farklı oluyor. Yunan hukukuna göre farklı oluyor. Bu bakımdan belki bazı ihraçlarda daha az riskli falan diye söylenebilir. Şey bu. Cari açık meselesi de, yani cari açık eğer ki bir riskse, yani ülkenin azalan sermaye akımlarından ötürü kendi cari açığını döndüremeyeceği ya da yarın bir gün bir fonlama kriziyle karşı karşıya kalacağı düşünülürse, bu hem yerel para cinsi bonolara olumsuz etki yapar, hem de yabancı para cinsi bonolara da olumsuz etki yapar. Burada belki likidite faktörleri öne çıkar. Yani bazı bonolar çok likittir. Mesela Eurobond'un, diyelim ki Eurobond'un 10 yıllık ihracı gibi. Burada işte bonoda likidite primi denen bir şey vardır. Bu bonolar arasındaki fiyat farklılaşmasını getirebilir. Yani bazı bonolar daha düşük ihraçlardır, daha az likittir. Orada oynaklık daha yüksek olur. Kimilerin ihracı büyüktür, daha çok yatırımcı da vardır. Likidite risk primi azdır. Yani bu tip farklılıklar olabilir. Çok sağ olun Gökhan Bey. Bizim başka sualımız var mı? Diyesem yoktu artık. Peki, öyleyse çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için ve beni davet ettiğiniz için. Buradan can dost Azerbaycan'a hem selamlar, hem de başka bir sorusu olan, yorumu olan varsa sonrasında bana e-mail de atabilir. Ben seve seve cevaplarım. Ya da LinkedIn'den yazabilirsiniz. Twitter'dan yazabilirsiniz. Oralardan cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkürler ilginize ve sabrınıza. Çok sağ olun Gökhan Bey. Abadından size teşekkür ederiz davetimizi kabul edildiğiniz için. Bu kadar maraqlı, etraflı bizimle fikirlerinizi, təcrübəlerinizi bölüştüğünüz için. İştirakçılara da teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir daha görüşmek ümidiyle. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Selamlar.